Sorguları bizzat kendisi yapacakmış. Bunun için özel oda yaptırmış. Dinlemek üzere her türlü yolu denedim. Ama savcı iyi sistem kurmuş, başaramadım. Sen mi başaramadın? Çok zorlasam yapabilirim. Ama sonuçta doğru bir adam ve işine taş koymak istemem. O görevini iyi yapsın, biz de yapalım. Ancak dinleyebilseydik, birinin ötmesi halinde meseleye hakim olurduk. Beni de sorgulayacaktır. Senin konuşmayacağını biliyorum. Böceği beni sorgularken odaya yerleştiririm. Riskli. Yakalanırsan açığa çıkarsın. Ben çıkmam. Polat Alemdar çetesi için savcıyı dinlemeye çalışmış olur. Savcı benim kim olduğumu bilse hiç bu kadar uğraşmazdı. Böceği koymasak mı acaba? Soruşturma için özel seçildiniz. Hepinizin dosyalarını tek tek inceledim. Bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden daha büyük bir hizmet fırsatı sizleri bekliyor. Ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında yapacağınız hizmetle bir nesli kurtarma şerefine nail olacaksınız. Ya namuslu vatandaşların özgür ve kendini güven içinde hissettiği bir devlet ya da namussuzların ele geçirdiği bir devlet. Ne yazık ki ve ne hazin ki bunu bizler, 6 kişi ve göremediğimiz bir avuç insan bu seçimi yapacak. Ama inanmış bir avuç insanın neler başarabildiğini önceden de gördük. Şimdi de size gösterebilme fırsatı. Eğer içinizden ayrılmak isteyen, çoluğum çocuğum, ailem hayatım, kaybedecek şeylerim var diyen çıkarsa yadırgamayız, yargılamayız. Hemen şimdi gitsin. Bundan böyle biz görev arkadaşı değil, kader arkadaşıyız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Buradaki bütün isimleri bizzat ben sorgulayacağım. Nerede olurlarsa olsunlar alın getirin. Yapılacak bütün faaliyetler sadece buradaki 6 kişi tarafından bilinecek. Çıkabilirsiniz. Burada spor yapacaksın Ermiş. 2 kilo versen çökmüş diye laf çıkarırlar. 2 kilo alsan içeride razı yerinde derler. Yediğin içtiğini eriteceksin ki varlığınla yokluğunu ayırt edemesinler. Oh. Ya abi konuştuğun kadar yürümedin. Ermiş efendi. Bakıyorum ablanı göreceksin diye keyfin yerine gelmiş. Diller açılmış. Oh ne güzel İstanbul be. He? Dil pabuç gibi bu kadar. Oğlum zaten sizin ailecek diliniz böyle sivri. Abi hakikaten ablan mı seni savunacak? Ne savunması oğlum? Sana bakıcılık yapalım diye bizi de içeride tutacak. Ah! Eyvallah tonton. Ferman, sen hakim olsan beni asar mısın, bırakır mısın? Ferman padişahındır. Eyvallah Ferman'ım. Sonra ne yaptın? Elini ayağını bağladım. Sonra ağzını bantladım. Sonra dedim sana. Şerefsiz! Kim lan o? Abi şerefsiz 15 yaşındaki Sabi'ye tecavüz edip öldürmüş. Aç bakayım sesini. Ağlamaya başladı. Sus dedi, şeyden ağladı. Ben de susturmak için kafasını taşla ezdim. Konuşturuyorlar da öldürmüyorlar. Abi! 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 Ab
Sanık mahkemece tutuklandı. Duruşma salonunun çıkışında acılı aile sanığı linç etmek istedi. Başıma da sıkıydın lan şerefsiz! Ah! 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 Sıkıydın lan! Bırakın! Adalet istiyorum! Adalet orada değil. Burada. O sapığı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Anlaşıldı mı? Annem evde ne varsa yolladı. Yok oğlu üşürmüş kazaklar. Yok oğlunun canı çekermiş yemekler, tatlılar. Yok oğlunun basketbol dergileri. Yok oğlunun basketbol topu yolladığına inanır mısın? E basketbol sahası var. Canım var da bir basketbol eksikti. Hem 3 gün önce kendisi gitti. Niye götürmedi? İlle benim her gidişimde yeni bir icat çıkartacak. Elif. Efendim? Kardeşini çok seviyorsun değil mi? Evet. Niye sordun? O zaman bunların hiçbirisini verme. Neden? Üşümesi gerekiyorsa üşüsün. Acıkması gerekiyorsa acıksın. Sıkılması gerekiyorsa sıkılsın. Cezaevinin ne olduğunu anlasın ki bir daha girmesin. Zaten şu anda cezaevine özeneceği bir şekilde yaşıyor. Çakır'la aranda bir sorun mu var? Bir sorun yok. Fark var. Davayı üstlenmemden neden rahatsız? Rahatsız değilim. Sadece istemiyorum. Benim görmem şart mı? Peki ne iş yapıyormuş bu şerefsiz? Vallahi eski bürokrat. Önemli bir iş adamı. Karışık kuruşuk işleri vardır ama böyle bir şeyini hiç duymadık. Şerefsiz. Bu mu? Yok. Onun yüzünde çopuru vardı. Abidin, sandalye ver. Karıcığım, emin misin? Eminim canım. O adamı görsem şıp diye tanırım. Hanımefendi, ikimize de büyük geçmiş olsun. Erenler ikimizi de korumuş. O iftiracı, insanlıktan nasibini almamış, çopur karakterli, adi sapığın bir an evvel yakalanmasını istiyorum. Gerekirse bütün Ankara'yı ayağa kaldırırım. Biz namuslu, okumuş, kültürlü, iyi aile eğitimi almış, vergisini ödeyen sorumlu vatandaşlarız. Bir de iyi kalpli ve temiz. İnsan demeye hicap ederim. Kendisi melektir. Çenen kopsun abicim. Konuşacağına abine bulaşan virüsü yakala. O herif SARS virüsü gibi sokak sokak dolaşıyor, sen burada lak lak ediyorsun. Abi, arkadaşlar da arıyor, ben de arıyorum. Önce kim bulursa nasip. Ama bulamama lüksümüz yoktur. Tuncay Bey, kim olabileceği hakkında bir tahmininiz var mı? Vallahi aklımdan bir mikrop geçiyor ama. İyi günler. Merhaba komiserim. Merhabalar avukat hanım. Hoş geldiniz. Avukat diye bu kızı mı çağırdın abidim? Biz suçlu muyuz abi? Avukata ne hacet? Müsaade eder misiniz komiserim? Tabii. Hanımefendi, size saldıran bu mu? Bu, hayvan herif, bu! Abidin tut şunu.
Allah cezanı versin. Bana bunu da mı yapacaktın mikrop? Artık biraz konuşabilir miyiz? Burada olduğumu, Erdal'ın bunları yaptığını nereden bildin? Erdal'ın babası bu semtte oturuyor. İzini bulmaya çalışırken bu vakaya rastladım ve Erdal olduğunu anladım. Daha evinde kaç tane kart vizitiniz var, belki kimliğiniz var bilmiyoruz. Dua edin kadıncağızı öldürmemiş. Yoksa 30 yıl boyunca hapishanede böceklere ben masumum diye anlatırdınız. Bu mikrobu milletin başına sen musallat ettin. Şimdi de sen yok edeceksin. Bacım doğru konuş. Karışma abidin. Haklı. Konuşalım avukat hanım. Bu mikropla ilgili bilgileri arkadaşımız Abidin size verir. Bir zamanlar yanımda çalışmıştı. Hanımefendi, eşiniz izin verirse bütün doğum masraflarını karşılamak istiyorum. Her hastaneye gidilmez. Çoğu mikrop yuvası. Gebelikte en mühim şey hijyendir. Beden ve ruh sağlığı anne karnında başlar. Sağlıklı toplum için. Allah korusun. Rahatsız olursanız böyle Erdal gibi mikroplar doğar. Bakalım benden sakladığın şey neymiş. Defol git. Leş gibi kokuyor. Ne yapıyor bu pislik burada? Elektrik falan vermiş olmasın? Lan! İt oğlu it! İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diler. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye deli gönül hayran olmuş. Ben Çakır'ın yanındayım. Abla artık dayanamıyorum. Biraz daha sık dişini bir tanem. Çıkaracağız seni buradan. Az kaldı, çok az kaldı. Abla burası çok zor. Gözümün önünde her gün birileri ölüyor. Birileri kesiliyor. Dayanmaya çalışıyorum ama dayanamıyorum. Biliyorum bir tanem. Ama az kaldı diyorum. Hepsi geçecek. Bazen Çakır abi olmasaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Gözüme uyku girmiyor. Demek beni iki günde öldüreceklerdi. Bak Eren'cim. Burada olmanı da, burada yaşamanı da kimseye bağlama. Bazen hayat insanın başına olmadık işler açıyor. Ama sen artık bunların üstesinden gelmeyi öğrendin. Buradan çıktığında önünde çok güzel bir hayat olacak. Sana inanmayı çok isterdim abla. Bak, annem koca bebeğine neler gönderdi. Bak. Bak, Elif'ten bir dünya laf işittim oğlanı şımartıyorum diye. Ama ne yapayım Nazife Hanım, Eren'e kıyamıyorum. Sen olmasan Elif şımartacak asıl. O senden beter düşkün Eren'e. Ben de benim Eren'ime düşkünüm. Ne olacak bu deli oğlan bilmiyorum ki. Konuşması bir dertti, susmasıyla konuşmasına rahmet okuttu.
Gideyim bakayım kalkmış mı? Elif'in durumu umutsuzdu. Çok şükür yürüdü. Hikmet niye yürüyemiyormuş? Elif'in Polat'ı var. Hikmet'imin neyi var? Ömer Efendi ile bu kadar. Bütün resimleri ters yüz mü edeceksin? Kendinden utandığın gibi bizden de mi utanacaksın? Bırak şekeri, ciğerim eridi. Yeter de Can Polat. Elif çok iyi bir avukat. Bütün doğruları söylüyor. Davanın başka bir türlü dava olduğunu 2 dakikada çözdü. Ama bu dava hakikaten başka türlü bir dava. Bizim dahil çok adamın canı yanacak. Ve ben artık onun canının yanmasını istemiyorum. En azından bizim yüzümüzden. Ben de kimsenin canı yansın istemem Can Polat. Ama ne yapalım, demek ki kız kardeşi yanımızda kalıyor diye borcu ödemeye kalkıyor. O işin başka bir yönü. Elif belayı seviyor. Ben de onu seviyorum. Kardeş. İşleri sen yürütüyorsun. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Çık dersen çıkarız, yat dersen yatarız. Avukatımız olmasın diyorsan başkasını bulalım da. Bulmasına buluruz da. Bakalım onu nasıl ikna edeceğiz bu işe girmesin diye. Avukatın dişine bir kere kan değdi ya. Bu tahttan kolay kolay vazgeçmez Can Polat. Sen hiç hapishaneye yattın mı? Yattım. Nasıl bir yer? Kötü. Kaç gün yattın? Azdan çok. Çoktan az. Niye hapishaneye soktular? İftira. Mafya babalarına iftira atıldığını gördüm de... ...mafya dedesine iftira atıldığını ilk kez görüyorum. Konuşacak başka bir şeyiniz yok mu sizin? Olsa evimizde olurduk. Değil mi anne? Orhan abi. Bunları biz babamıza sorabilir miydik? Ziya abi torunlarını çok seviyor. Kızlarımı da çok seviyordum Orhan. Ama o zamanlar sevgi gösterilmezdi. Hadi çocuklar, yemeğinizi bitirip sofradan kalk. Dede. Efendim canım. Anneannem de sanıp isteken annemin babamı beklediği gibi seni bekledi mi?
Annen gibi değil evlat. Çocukları özledim Can Polat. Anaya bacıya özlem zordu da... Çocukların hasreti bir başkaymış be Can Polat. Ne zaman istiyorsan getireyim. Burada görsünler istemiyorum. Kimin çocukları olduklarını biliyorlar. Onları bundan mahrum etmek bence doğru değil. İşin doğrusunu söyleyeyim mi Can Polat? Pusat gelir eşkıya yüzümü güldürür de... Selvi'ye dayanamam. Gözlerine bakınca deryam aklıma gelir. Kendimi tutamam, ağlarım. İşte bunu bir ömür kaldıramam. Seni her haline gören evladın olsun, sevdiklerin olsun. Gel. Avukat hanım geldi. Avukat hanım hoş geldin. Sefa getirdin. Seni azlettim. Hiçbir şey edemezsin. Bana çay yok mu? Benimle işbirliği yapmazsanız yaptığı her günaha, işlediği her cinayete, aldığı her sapık nefese siz de ortaksınız. Tövbe de canım kardeşim. Ben hatamı farkındayım. Şimdi nasıl çözeriz onu düşünüyorum. Ben Erdal'ı bulacağım. En azından onun beni bulmasını sağlayacağım. Sizden istediğim onu sağ salim mahkemeye götürebilmek. Bir insanın daha hayatını mahvetmesine engel olmak. Tamam, razıyım da bu mikrop mahkemede benim için de ileri geri konuşur. Bırakalım konuşsun. Eren'in bu işin içinde olmadığını söylerse mahkeme heyeti sanığın lehine olduğu için buna inanır. Sizin aleyhinizde konuştuğundaysa mahkeme heyetini Erdal'ın deli olduğuna inandırmak da benim işim. Zaten deli. Erdal'ı hafife almamak lazım. Çok zeki. Beni ve Tuncay Kantarcı'yı yıllarca kandıran adamın zekasından ancak korkulur. Şunu unutmayın. Erdal yaşadığı sürece iki kişiyi daima öldürmek isteyecektir. Kimmiş onlar? Ben ve siz. Canım kardeşim. Ölüm Allah'ın emri. Ölümden korktuğumuz yok. Çok yüz yüze geldik. Çok badireler atlattık. Ama bir gün bu Erdal mikrobunun elinden ölmek kaderimiz olursa... Buna vallahi de isyan ederim. Billahi de isyan ederim. İşte Abidin emrinde. Abidin, avukat hanımın her sözü benim sözümdür. Senin için emirdir. Sokak sokak gezelim diyorsa gezin. Canan Hanım, bu Abidin nerede mikrop var gider bulur. Evelallah abi. Anlaştık. Ben Abidin Bey'le temasa geçerim. En kısa zamanda bu işi çözeriz. Abi diyebilirsin. Abidin'in kısaltılmışı. Bu işten bir kurtulayım, deve keseceğim. Estağfurullah abi. Sen içsin oğlum, adam değilsin. Adam olsan o anahtarları gizlice alacağına... elimi ayağımı öpüp babacığım... ben beş para etmez itin tekiyim. Koluma altın bilezik tak. Zanaatım olsun diye yalvarırdım. Özür dilerim babacığım. Babacığım babacığım deme bana. Ben senin baban değilim. Şimdi adam gibi yalvar. Gel buraya. Elini ayağını öpeyim. Ben beş para etmez it oğlu itin tekiyim. Lan doğru konuş. İt. Özür dilerim. Gel buraya. Ayaklarıma kapan. Hadi. Gel. Çorabımı çıkar hadi.
Yeter lanet. Bundan sonra... Bundan sonra gözüm olacaksın. Bundan sonra adam olup en kral eroyunu yapacaksın. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim ki ben ölünce aç kalmayasın. Eroin mi? Ulan gözlerim niye kör oldu? Senin pis suratını görmemek için mi? Ha? Tamam Memati. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Hayırdır? Savcı herkesi sorguya almış. Sıra sende diye haber veriyor. Gideyim her şeyi anlatayım da kurtulalım bu işte. Hakikaten Can Polat. Ne güzel gelirsin burada birlikte yatarız. Hem çapkınlık da yaparız. Aman aman. Ben savcıya giderken böyle şeyler söyleme. Ben de seninle geliyorum. Savcılık çıkışı tekrar gelirim. Elif, sen burada kal. Kaç yıldır Çakar'ın yanındasın? Aşağı yukarı 5. Ondan önce 1,5 sene askerdeydin değil mi? Evet. Askerliğini nerede yaptın? Hakkari Yüksekova. Görevin neydi? İstihkam. Yani köprü mü yapıyordun? Hayır efendim. Mayın arama tarama ihma ekibindeydim. 80'e yakın mayın ihma ettim. 12 tane tuzaklama mayın yok ettim. Bu klasik mayından daha zor değil mi evladım? Evet efendim. Tuzaklama mayının dibine bir telsiz koyulur. Bu telsize bir kod verilir. Terörist kendi elindeki telsizle o telsizi mandalladığı zaman bomba patlar. Barış Bulmaz da olduğu gibi mi? Kim efendim? Şu öldürdüğünüz silah kaçakçısı. Öyle birini tanımıyorum. Yüksekova'da kelle koltukta görev yapacaksın. Yüksekovalı silah kaçakçısını, üstelik terör örgütüyle bağlantısı bilinen Barış Bulmaz'ı tanımayacaksın. Bak evladım, devletine hizmet ettin. Şimdi milletine hizmet etme zamanı. Ben senin dosyanla ilgili bazı şeyleri düşünürken, senin de iyi düşünmeni istiyorum. Çıkabilirsin. Bu konuştuklarımızı herhangi birini anlatırsan senin bana öttüğünü söyleyeceğim. Anladın mı koçum? Kumarhane müdürünü getirin. Peki efendim. Elde var bir. Ya kimler geldi geçti yeğenim? Şükrü Balcılar, Atilla Aytekler, Saadettin Tantanlar. Bunlar gelip geçenler. Bir de üstümüzden geçenler var. Onların ismini hatırlamak bile istemiyorum. Bu da gelir, bu da geçer dayı. Ya sen anılarını ne zaman kitap yapıyorsun? Ben bunlar adımdan gayrısını söylememişim. Neşredip ifşa mı olacağım? Seyfi abi, polislere ne diyeceğimizi biliyorduk da savcıya ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bu savcı da nereden çıktı? Ne söyleyeceksin? Hayat hikayeni anlat. Dedem kumarbazdı, babam kumarbazdı. Ben de kumarbazım. Profesyonelim diyeceksin. Memati peki sen ne diyeceksin? Babamı görmedim, anamı görmedim. Ben hiçbir şey görmedim. Savcı da sana kör oldu der. Servet Yanık. Servet. Abdestin yoksa tazikli suyla alırsın. Ne sordu? Çakır abiyi sordu. Ben de büyüğümdür. Çok iyiliğini gördüm. O yüzden yanındayım dedim. Serdar. Yine o 40 mumluk ampullerden mi vardı? Yok Seyfi abi. Bembeyaz, ışıl ışıl bir oda. Koltuklar rahat.
Çok şaşırdım. Sanki savcıyla değil, arkadaşınla muhabbet ediyorsun. Allah Allah. Rahat yerde rahat konuşursun. Adam bu işi çözmüş. Dosyaya göre senin tutuklanmaman gerekiyor. İlk celsede beraat etmen lazımdı. Bence de öyle. Savcı belli ki bir sirk kurmuş, seni göz önüne atmış. Diğerlerini serbest bırakmış. Perde arkasından işi çözmeye çalışıyor. Bir şey bulamaz. Savcının bir şey bulup bulamayacağını anlamamız için benim senin hakkındaki her şeyi bilmem lazım. O kadar da değil. Ne savcıdan, ne hakimden, ne de gazete haberlerinden korkum yok. Ben eğer bir şeylerin gizli kalmasını istiyorsam, onlar gizli kalır. Senin işin beni savunmak, bana sırdaş olmak değil. Senin sırların benim umurumda değil. Nasıl bir adamsın, katil misin, merhametli misin, benim umurumda değil. Benim umurumda olan şey şu, sen ya da bir başkası bir davaya kurban verilmek isteniyorsa ve bunun nedeni o davayı örtbas etmekse ben bu oyunu bozmaya varım. Sen de varsan konuşalım. Yoksa ziyaretçi gibi kabul et, havadan sudan konuşalım. Amacın ne? Amacım mafya avukatı olmak değil. Mafya ihtiyaç duyulmayan güven içindeki bir toplumda yaşamak. Avukat hanım, istifa dilekçemi mi almaya geldin? Gariban pilav nohutçu mafya babası oldu. Birileri ona hala nohutçu muamelesi yapıyor. Onun gariban olmadığını, sadece kurban olduğunu savunmaya geldim. Pekala. Elif hanım, şimdi sen böyle kurban murban deyince ben ne demek istediğini anlıyorum da, millet öyle anlamaz bak ha. Bunu öyle ulu orta her yerde anlatmayalım. Korkma, raconunu bozmam. Pekala. Madem benim hakkımda her şeyi öğrenmek istiyorsun, o zaman iyi öğren. Bir, ben korkmam. İki, her soruna cevap vermem. Üç, bana istediğini söyletemezsin, ben istediğimi söylerim. Dört, aciz duruma düşüp beraat edeceğime aslanlar gibi ipe giderim. Yaptığım şeyleri yapmadı diye anlatmayacaksın. Beş, benimle çalışanlarla ömürlük mukaveleler imzalarım. Benim avukatım olacaksan, sadece benim avukatım olacaksın. Anlaştık mı? Ben istediğim sürece avukatın olurum. Avukatın olmadığım zaman da ölüler gibi sessiz olurum. Anlaştık mı? Eyvallah. Sor bakalım, ne merak ediyorsun? Üç cinayeti sen mi işledin? Ya hep merak etmişimdir. Kolu makinelerde hile yapıyor musunuz? Makineler %30 vermeye ayarlanmıştır. Gerisi kumarhaneye ait. Peki sen ne kadar kazanıyorsun? Nereden baksan günde 2-3 milyon dolar elinin altından geçiyor. Ayda 15-20 bin dolar. Geçinip gidiyorduk. Şimdi ne yapacaksın? Kimin için çalışacaksın? Kenara köşeye attığımız bir şeyler var. 30 sene idare eder mi? Yok, o kadar değil. Bir iki sene ancak. O zaman ailen açlıktan ölecek. Çünkü seni çıkmamak üzere içeri tıkacağım. Kurpiyerlerden birinin zengin bir müşterisiyle ilişkisi varmış. Ve o kız gece 5 yıldızlı bir otelde sevgilisinin koynunda boğazı kesilerek öldürülmüş. Bundan bana ne? Bundan sana şu. O kız daha önce senin sevgilindi. Sen bu ilişkiyi kıskandığın için Çakır'a onu öldürttün. Yalan. Ben bu fotoğrafla bu failin meçhul cinayeti senin üstüne yıkarım. Ya da bu fotoğrafı
Yırtarım. Seçim senin. Bir sigara içebilir miyim? İç. Umarım en son girmezsin. Yoksa sorgu yerine komple sigara çay muhabbeti. Savcı bunları sorguya alacağına, şu bekleme odasına bir böcek koysa her şeyi öğrenecek. Yeter, içme şunu. Korkma avukat. Ben de bu hayat varken sigaradan ölmem. Beni bu noktaya getirenler benim nerede susup nerede konuşacağımı iyi bilirler. Onlar kim? Geç. Senin haricinde kimler yaptığın işlerin detaylarını biliyor? Mesela eşin işlerinin ne kadarını biliyor? Bu işe başlarken ilk öğreneceğin şey şudur. Yakınlarının canı yanmasın istiyorsan yakınlarını yanına sokmayacaksın. Derya'da bu hatayı yaptım, cezalandırıldım. Adamların ne kadar güvenilir? Kimler fire verebilir? Kimler dayanabilir? Bir konuşursa Can Polat konuşur. O da burada beni yalnız bırakmamak için. Latife bir tarafa, ben bu işlere birilerine güvenerek girmedim. Ama kardeşlerimden hiçbiri bana ihanet etmez. Bunu şunun için soruyorum. Biz savunmamızı yaparken birisi herhangi bir nedenden ötürü dayanamayıp itiraf etmeye başlarsa, yani savcının ağına düşerse bizim iflahımızı keser. Bu alemdeki herkes ihanetin cezasının ne olduğunu bilir. Buna gözü kesen herkes de ihanet eder. Kimse de mani olamaz. Bu savcıyı sıkıştırmak için soracağımız bir soru. Onun için geç deme. Üç cinayetin ihalesini sana kim verdi? Devlet mi? Devlet cinayet işlemez. İdam eder. Bunlar idam değil, infaz. O zaman devlet değil. Kim? Ben de senin gibi çok meraklıydım. Yukarı baktım boynum tutuldu. Yukarı çıktım başım döndü. Olduğun yerde karşına bak. Karşına. Ben varım. Şimdilik bu kadarı sana yeter. Kart temiz mi? Temiz. Nedir durumun? İstediğiniz zaman işi bitirebilirim. Bekle. Ben haber vermeden sakın harekete geçme. Ne olursa olsun, tamam mı? Tamam abi. Kimmiş? Ferman. Ne diyor? Çakır'ı istediğim zaman öldürebilirmiş. Hayatında yapacağın en büyük ikinci hata olur. Bu sefer ben de seni kurtaramam. Her şey Çakır'ın üstüne yıkılmadan en ölmemesi gereken adam o. Bunun farkında olmasam bekleder miyim? Yeter! Kesin lan! Yoksa ben keserim! Ferman abi, oradan kalk. Abi, orası Çakır abinin. Aferin. Müsaade aldın mı oturmak için? Oturabilir miyim? Polat Alemdar.
İsmin çok farklı. Kim koymuş? Annem. Dakika bir, gol bir. Baban, baban. Genç yaşta ölmüş annen. Maalesef. Annen yaşasaydı seni ne olarak görmek isterdi? Diplomat. 2-0. Peki sen ne olmak isterdin? Mafya babası. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Neden peki? Siz niye savcı olduysanız? Adalet. Neden Almanya'da mafya babası olmak istemiyorsun da burada istiyorsun? Orada katil oldum, burada adil oldum. Adil olmayı Çakır'dan mı öğrendin? Çakır'ın da öğrendiği yerden, dayımdan. Duran emmi. Aynanın arkasında kim var? Çok mu meraklısın? Aynanın arkasındakiler kadar değil. Çok rahat, çok profesyonel. Dosyanın Türkiye'ye kadarki kısmı çok yalın. Almanya'da kalsaymışsın çok da ünlü olmayacaktın. Ama Türkiye'ye gelince kısacık zamanda çok iş yapmışsın. Ne iş yapmışım? Koca Şevko'yu ordusuyla birlikte mezara yollamışsın. Daha ne yapacaksın? Dosyayı birlikte oluşturacaksak cinayetleri ben seçmek isterim. Başka? Sigara içmek isterim. İçemezsin. Onu ağzından çıkar. Seninle üslubumu değiştirmek istemiyorum. Çünkü bu düzeyden hoşlandım. Sakız çiğneyen mafya babası olmaz. Alemde seni bitiririm. Söz. Bir daha çiğnemeyeceğim. İnsan idealleri için zevklerinden vazgeçebilmeli. Söz aramızda kalacak. Çok merak ediyorum. Şevko çok iyi korunuyordu. Kapısının önünde bir adamı bekliyordu. Koridorda da bir sürü adam. Onu öldürmeyi nasıl başarabildiniz? Yapanı ben de takdir ettim. Teşekkür ederim. Diyelim ki sen öldürmedin. İsteseydin nasıl öldürürdün? Dediğiniz şartlarda mekanı görmeden biraz zor ama imkansız değil. Benimle birlikte bir adam daha lazım. Ben sedyenin üstünde olurdum. Çarşaf altında. Ölü gibi. Adamım hasta bakıcı kıyafetinde. Kapının önüne geldiğimde susturucu silahla adamı öldürür, sedyenin üstüne yatırırdım. Adamım yüzünü örtüp götürürken ben içeri girmiş, silahı Şevko'nun kafasına dayamış, sormak istediğimi sormuş, söylemek istediğimi söylemiş olurdum. Ve Şevko'yu dikkatleri başka yöne çekmek için camdan aşağı atardım. 2-1. Güzel bir plan. Bu Çakır'ı aşan bir iş. Bildiğimiz Çakır gider, çatışır, vurur, vurulur, şovunu yapar, aslanlar gibi cezaevinde yatar. İyi. Çakır'ın bir dosyası azaldı. Son soru. Çakır'la sen beni öldürmek için plan yapsanız, buraya girip beni öldürüp nasıl çıkarsanız? 1. Çakır bir savcıyı asla öldürmek istemez. Çünkü Türkiye geleneğinde savcı öldürmek yoktur. 2. Diyelim ki istedi. Buraya size ifade vermeye gelmiş gibi girer. Önceden buraya sokmayı başardığı silahla sıkar. Silahı masaya bırakır. Teslim olur. Aslanlar gibi cezaevinde yatar. Gelelim bana. Ben birini öldürecek olsam meslek ayrımı yapmam. Bu geleneğe yabancıyım. Ama mesleği ne olursa olsun
kimseyi yakalanacağım yerde öldürmem. Benim ismimi unutacağınız zamanı sabırla beklerim. En savunmasız durumunuzu, yani en mutlu gününüzü seçerim. Sizi öldürürüm. Bırakacağım imza sadece dostlarım tarafından anlaşılır. Aman evlilik yıl dönümüm olmasın. Karımı hayatta bunu açıklayamam. İki iki. Evlilik yıl dönümünüzün en mutlu gününüz olduğunu zannetmem. Üç iki aldık. Maç biter. Yavaş yavaş. Tamam tamam. Son bir soru. La havle ve la kuvle. Ya ben karımla bu kadar konuşmadım ya. Sor. Polat, bu davayı almamı neden istemiyor? Seni benden daha çok seviyor demek ki. Ben bu davayı kazanayım. Hepiniz beni çok seveceksiniz. Hiç Çakır'a ihanet ettin mi? Hayır. Hiç? Hayır. İyi düşün. Çakır'a hiç ihanet ettin mi? Etmedim. Niye etmedin? Sevdiğim için, saydığım için. Ben niye ihanet etmediğini söyleyeyim mi? 12 yaşındaydın. Tertemiz, pırıl pırıl bir çocuktun. Islah evine yeni düşmüştün. Hem de arkadaşının namusunu kurtarmak için. Eğer bıraksaydın yetiştirme yurdunda, o hizmetli arkadaşının ırzına geçecek, belki sıra sana gelecekti. Sen hizmetliyi öldürdün, ıslah evine gittin. Ama bu sefer sıra orada sana geldi. Çakır senin namusunu kurtardığı için ona hiç ihanet etmedin. Etmedin değil mi? Etmedim. Bir ömür boyu bu boşta nasıl yaşayacaksın? Gerekirse ölerek. Çakır'ın sağ kolusun. En güvendiği adamsın. Dediğin gibi canını vermeye hazırsın. Bütün icraatlarında hemen yanındaydın. Onun olmadığı yerlerde icraatları sen yaptın ya da yönettin. Peki bu Polat nereden geldi de Çakır'ın ortağı oldu? Can bağı var. Bu kadar mı? Bu kadar. Tamam, çıkabilirsin. Madem ki beni bu kadar araştırdın, dosyada eksik var. Bir daha ifadem alınırken göz önünde bulundurulsun. Neymiş? Görmem, duymam, konuşmam. Hiç değilse önüne bak. Bu millet çok bozuldu. Ama o kadar da değil. Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. Kanemiciye eyvallah. Ama namussuza dur. Ne istedin lan o çocuktan? He? Ne istedin? Şerefsiz. Abi şeytana uydum. Ne olur abi. Şeytana mı uydun? Senden hala şeytan mı var ulan? Abi, abi. Pezevenk! Ay! Kaldırın! Çabuk! Hem bu boku yiyeceksin, hem de utanmadan gidip anlatacaksın. Ha? Böyle yaptım, şöyle yaptım, buradan getirdim, buraya götürdüm, bunu yaptım, bunu yaptım, yaptım! Ha? Bir de kafasını taşla ezdim dedin değil mi? Ha? Ezdim dedin abi, ha? Yapma abi, ne oldu? Yaralıyı lan! Yaralıyı! Yapayım abi! Abi affet abi! Abi! Böyle! Abi, böyle! Abi, ne böyle abi? Vurulmaz, böyle vurulur abi. Lan! Ferman!
Al bunu suç aletini kes ağzına ver. Yaşına başına bak. Düştüğün durumlara bak. Bu işin emekliliği yok mu? İkramiyemizi almaya geldik. Seyfa, bu alemin en kıdemlilerinden birisisin değil mi? Alemin büyüklüğü. Alemde ne olsa senin haberin olur değil mi? Kim kimi vurmuş, kim kimle evlenmiş, kim kimle asım olmuş, kim kimle dost olmuş, kimin alacağı var, kimin vereceği var, hepsini bilirsin değil mi? Bizim bir çay bahçemiz var. Duymuşluğumuz olmuştur. Sizin alemde hiç ortaya çıkmamış, faili bulunmamış cinayet var mı? Ekseri yoktur. Merak ettiklerimi sorsam cevaplar mısın? Taraflar rahmetli olmuşsa bize bir zahmetli olmaz. Söyleriz. Duran emmiyi kim öldürdü? Yaramızı kanatma savcı bey. Hakikaten merak ediyorum. Kim öldürdü? Ben Duran emmiyi gıyaben tanırım. Hakikatli adamdır. Mert'tir, baba yiğittir. Aleme racon getirmiştir. Şimdikiler gibi çapulcu değildir. Eyvallah savcı bey. Büyüğümüzü tanıyanın büyüklüğüne saygı duyarız. Duran emmiyi kim öldürdü? İsmini anmaktan hicap ederim. Şevko. Burada Şevko'nun, Duran emminin öldürüldüğü hafta yaptığı bütün telefon konuşmalarının kayıtları var. Sen bu alemi bilirsin. Katil maktulünün ölüm haberine şaşırır mı? Ben yapmadım demek istiyorsa şaşırır. Peki en yakın adamlarına böyle güçlü bir adamı öldürmese bile öldürmüş gibi tavır yapar mı? Yapar. Kahpelerin karakteridir. Şevko bunu yapmamış. Diyelim ki adamlarına taktik yaptık. Duran emmi gibi bir baba yiğit, bir koca kurt. Şevko gibi bir çakala silah bile doğrultmadan, gözlerinin içine bakarak canını teslim eder mi? Etmesek diza eder. O zaman Duran emmiyi kim öldürdü? Suyu bulandırma savcı. Bak savcı bey, ben yalın adamım. Eğer bildiğimden gayrısını biliyorsan peşin peşin bir isim ver. Peşin peşinde bir 40 yıl ver. Taraflar ölmüş. Sözünü tut. Cevap ver. Duran emmiyi kim öldürdü? Polat'ın Ali yüzünü bilen herkes onu öldü biliyor. Polat'ın gerçekte kim olduğunu benden başka bilen tek canlı sensin emmi. İşte bu yüzden emmi, sen bile olsan iki kişinin bildiği sır değildir. Vatan sağ olsun. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Muhammed Resulullah. Çok sıkıldın değil mi Duran emminden? Bir türlü ölmedi gitti herif. 50 yıl boyunca bir adamın çırağı olur mu canım? De ki olunur. Bu yeğeni nereden çıktı? Polat geldi, maddi manevi mirası da gitti. Çok kızdın değil mi emmine? Çok inlendin vakitlice ölmedi diye. Gidip alnının ortasından vurdun değil mi? Bunları bana bu kimlikle söylemesen seni ellerimle boğardım. İftira atacaksan düşmanımdan at. Emmimden değil. Sen öldürmedin yani. Kim öldürdü o zaman? Bilmiyorum savcı, bilmiyorum. Senin işin bilmek. Sen bil, ben hükmünü vereyim. Bu adam iki kişiyi gördüğünde silaha davranmaz. Biri sen, diğeri yeğeni. Hı?
Savcıya bak. Hataların peşinde koşacağına hatasızlıkların ardından gitti. Kabus gibi üstüme çöktü. Kontrsavcı da ilk defa görüyorum. Canım çıktı ama canlarına da okudum. Ya Mithat, her zamanki gibi yine yorulduğunla kalacaksın. Ama bu yaptığınla alemde büyük nam sahibi olursun. Sen öyle zannet. Öyle bir kılıç attım ki dördünün de boğazında kaldı. Çıkaramazlar. Beşincisi enteresan adam. Kim? Çakır'ın ortağı olan Polat. Gördüm o Polat'ı. Yakışıklı bir delikanlı. Mafyanın bütün kuralları alt üst olacak bu adam yüzünden. Yeni bir tarz yaratacak bu herif. Canını sıksak seni de vurur, beni de vurur, polisi de vurur. Hiçbir geleneği yok. Peki Mithat, Çakır'ı niye çağırttın? Adamların konuştu mu diyeceksin? Asıl darbeyi ona vuracağım. Hiç beklemediği yerden. Gel. Savcı Bey, ben avukat Elif Eylül. Müsait misiniz? 2 dakika rahatsız edebilir miyim? Buyur avukat hanım. Merhaba. 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 Ben Süleyman Çakır'ın avukatıyım. Görüşürüz Savcı Bey. Buyurun oturun avukat hanım. Dosya mahkemede avukat hanım. Davanın seyriyle ilgili benimle konuşacağınız bir şey yok. Efendim, dediğiniz gibi dosya mahkemede. Ama siz müvekkilimi tekrar ifadesini almak için çağırmışsınız. Siz yargılama usulünü çok farklı uyguluyorsunuz. Biz de savunma usulünü çok farklı uygulayacağız. Süleyman Bey, rica ediyorum beni buradan tayinime aldırın. Müdür Bey, bir rahatsızlık mı verdik sana? Rahatsızlıktan değil. Görevimi yapamıyorum. Sizi incitemiyorum. Ama yaptıklarınıza sesimi çıkarmazsam soruşturma geçireceğim. Ne yapmışım? Süleyman Bey, bazı şeyleri gövde gösterisi haline getirmemek lazım. Bak müdür bey. Sapığın biri, Allah esirgesin, senin kızına da bir şey yapmış olsa onu da ellerimle gebertip gövde gösterisi yapmış olurum. Yine rahatsız olur musun? Sen rahat ol. Savcı bey bu olayla ilgili bir şey sorarsa sorumluluğun sende olmadığını ifade edecek kadar dik dururuz evvelallah. Burada bir tek tahliyelere ben karışmıyorum. Tayinmiş, terfiymiş, vefatmış benden geçer. Sen de bu memleketin en kral cezaevi müdürüsün. Burada kalıyorsun. Oğlum. Kumarhanede ne işin vardı avukat hanım? Savcı bey, ben bunların ifadesini verdim. Tekrar tekrar bu konulara girmenin bir anlamı yok. Tamam, girmeyelim de siz dereceyle hukuk fakültesi bitirmiş bir avukatsınız. Kumarhane davasından aklımda kaldığı kadarıyla başarılı bir diplomatla nişanlı bir genç kızsınız. Allah rahmet eylesin. Kazada kaybetmemiş olsaydınız şimdi kim bilir nerede sefireydiniz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Süleyman Çakır'ın avukatlığını yapıp onun ortağıyla Polat Alemdar'la arkadaşlık yapıyorsunuz. Bir hayatı kaybetmek, bir hayatı bu kadar mı değiştirir? Size bunları bir meslektaşınız, bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. Bir hayatı kaybetmek, bir hayatı şüphesiz değiştirir. Ama benim hayatım tarif ettiğiniz gibi iyiden kötüye doğru değişmedi. Hayat o kazayı benim hayatımın ortasına nasıl beklenmedik bir biçimde düşürdüyse, hayat beni bu olayların tam ortasına yine aynı şekilde düşürdü. Şimdi ya diğer meslektaşlarım gibi olan bitenlere seyirci kalıp dava takip edip kazandığım paralara bakarım, ya da sizi savcılık değil savcılık yapmaya iten koşullara ben de müdahil olarak katılırım. Mafya avukatı olarak mı? Hayır. Avukat kimliğimle gerçekleri açığa çıkararak. Müvekkilimin sadece kurban olduğunu ispatlayıp bir kurbanı kasap haline böyle getiren sisteme projektör tutarak. Türkiye'de savcılık makamının çoğu ülkelerden farklı bir yanı var. Savcılık, sanığın aleyhine deliller topladığı gibi lehine olan delilleri de toplamakla yükümlüdür. Yükümlülüklerimi biliyorum. Rahat olun. Peki. Şimdi gelelim dava dosyasına.
Bu dosyayla kimseyi içeride tutamaz, kimseyi içeri atamazsınız. O da mahkemenin tasarrufu. Hazırladığınız o iddianameyle resmen toplumun önüne Süleyman Çakır'ı yem olarak attınız. Kamu vicdanı ve dengeler yüzünden savcılık değil, savıcılık yaptınız. Hukuki olarak değil, keyfi olarak olayı değerlendirdiniz. Ek iddianame diye bir şey duydunuz mu avukat hanım? Hı hı. Savcılık soruşturmayı her zaman yeni delillere ulaşarak yeniden yapabilir. Bu da keyfi bir yöntem. Delillerinizi toplarsınız, mahkemeye sunarsınız. Mahkeme tasarrufunu kullanır. Sanıklar aklanır ya da hüküm giyer. İnsanlar soruşturma şüphesi altında nasıl yaşayabilir? Diğer insanlar ömürlerini nasıl korku içinde, güvensizlik içinde yaşıyorlarsa öyle. İfade almalarınızın hepsine ben de katılabilirdim. İşinizi kolaylaştırmak için bunu yapmadım. Ama siz benim işimi kolaylaştırmıyorsunuz. Rahat olun. Bugün yeni delillere ulaştık. Ek iddianame için fazla beklemeyeceksiniz. Hı-hı. Gel. Efendim, beklediğiniz şahsı odaya aldık. Tamam, geliyorum. İsterseniz birlikte gidelim avukat hanım. Ama müvekkiliniz ailesiyle ilgili özel konulara temas edeceğim için bu sohbete katılmanızı istemeyecektir. Bilmem gereken bir şey olursa ben müvekkilimden öğrenirim. Hakikaten bu adamların suçsuz olduğuna inanıyor musun? Suçlu ya da suçsuz. Kurban olduklarına inanıyorum. Tamam. Geçenlerde arkadaşım Kız Kulesi'nden bahsetti. Oraya gitmişler. Tamam, otele gidelim. Gerçekten mi? Kafeye de çıkalım. Tamam, gidelim. Akşam olursa daha iyi. Evet, evet. Oranın yemekleri çok güzelmiş, öyle söylediler. Sen şey biliyorsun, ne kadar güzel görünüyor değil mi? Şuraya bak. Çok güzel. Üsküdar'a yakışıyor Kız Kulesi değil mi? Ne sevdiğim için yaşayabiliyorum, ne vatan için ölebiliyorum. Dava nedeniyle size başsağlığı dileme fırsatım olmadı. Acınızı paylaşıyorum. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Gencecik, hayalleri, idealleri olan bir mimar. Pırıl pırıl, hanımefendi bir kadın. Tabii başsağlığı dilemek bile çok zor bu durumda. Allah kimseye sevdiklerinin acısını göstermesin savcım. Sizin durumunuz çok zor. Ama kız kardeşinizin, eşinin durumu da çok zor. Ona da başsağlığı dilemek isterim. Kız kardeşim bekardı. Ben de kayıtlarda bir bilgiye rastlamadığım için sizinle bu konuyu konuşmak istedim. Kız kardeşiniz sizden habersiz evlenmiş olabilir mi? Kardeşim benden habersiz hiçbir şey yapmazdı. Yapmış. Ne yapmış?
Otopsi raporuna göre kız kardeşiniz 2 aylık hamileymiş. Abi! Sus! Meral. Abi açıklayabilirim. Düşündüğün gibi değil. Savcı birisini ya da birilerini konuşturmayı başarmış. Savcının işi o. İyi de biri konuşursa bütün savunmanız çöker. Ne yapayım yani? Biri konuşmasın diye herkesi öldüreyim mi? Senin neyin var? Senin neyin var? İşimi yapmaya çalışıyorum. İşin mafya avukatlığı mı? Ne oluyor sana? Neden sizi kurtarmamı istemiyorsun? Sevdiklerimin canının yanmasını istemiyorum. Kimsin sen ya? Baban mısın? Amcam mısın? Abim misin? Sevgilim misin? Kocam mısın? Kimsin? Senin resmin olsaydı hepsini burada toplardım.
Yeter. Dur artık.